Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz bol olsun. Şansınız bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Dilekler tutulmuştur. Ben de sizler için içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlıyorum. Hatta şöyle çevresinde bir şey var mı hemen bir bakalım. Şurada sanki bir sayı var. 20 gibi bir sayı. Bakalım nelerle alakalı? Evet, şimdi farklı bir dünyaya giriyoruz. Kimlerin hayatları ben şey diye düşünüyorum hep. Olaylar sanki böyle bir dizi film gibi geliyor bu fallar. Buradan buraya, buradan buraya, buradan şuraya içimizdeki sıkıntılar her zamanki gibi olduğu yerde duruyor. Bazen rahatlıyoruz, bazen daralıyoruz diye düşünelim. Şimdi burada neler var bir bakalım. Neler var? Şimdi sağlık konularında direkt boyuna böyle saplanan bir bıçak ya da hançer görseli var. Boyun. Bir kere parasal konular kafanız direkt balık görseline girmiş. Parasal konularla alakalı geçmişten beklenti içinde oldunuz. bu beklentilerle alakalı da kendinizi sıkıp üzdüğünüz görünüyor. Ee, ve bu da boyun ağrısı Hani hepileri hepileri ama önümde engeller var ben bu engelleri nasıl açacağım bu para konularını nasıl halledeceğim der gibi biraz üzgün biraz da mücadeleci çıkıyorsunuz demek ki sağlık konularına baktığımız zaman boyun konuları e, biraz dikkat edilmesi gereken süreçler diyebiliriz şimdi hani içerisine doğru e, küçük küçük adımlarla bir şeyleri çözmeye bir şeyleri onarmaya çalıştığınız süreçler görünüyor önünüzde engeller var bu engelleri aşmak adına destek almaya çalıştığınız insan görünmüyor çevrenizde yalnız, tek başınıza bir mücadele halindesiniz. Yani insanlarla konuşmak bile sanki istemiyorsunuz. Böyle süreçler atlatıyorsunuz olarak görünüyor bugün için. Ve e, hani baktığım zaman burada aile içerisinde bir mum yakmış ama geçmişe doğru bakıyorsunuz. Yani geçmişten beklentileriniz var ama çok da umudunuz yokmuş gibi. Hani böyle ışık tutmaya çalışıyorsunuz. İşte şu param gelir mi? Şu kişi gelir mi? Şu konu olur mu? Der gibi böyle. Geçmişe doğru dönmüş elinizde böyle ışığı sadece çevresine aydınlatan hani umut ediyorum düşünceleriyle bir bekleyiş içerisinde görünüyorsunuz. Ayaklarınıza dolanmış olan bazı sıkıntılar bazı sorunlar var ama esas konu geçmişten bugüne getirmeye çalıştığınız dilek ve istekleriniz olarak çıkıyor ve bu konuda gerçekten takıntılı da çıkıyorsunuz. Çok dik durmuşsunuz çünkü. Evet, kafanızda bazı ikilemler var. Yani tamamen hayatınızı bu geçmiş odaklı yaşamıyorsunuz ama ruhunuzun yarısı sanki geçmişte kalmış. Bu konular, bu durumlar neyse bunlarla alakalı bekleş içerisinde ama biraz da umutsuz bir bekleş içerisinde görünüyorsunuz. Bundan sonra aslında bu konularla alakalı ee, gene böyle bir dilek bir dua durumları var ama aslında ama yani burada iyimser konuşamayacağım hep bir bekleyiş içerisinde olacaksınız arkadaşlar önümüzdeki 6 aylık süreçte de aslında bu bekleyişiniz devam edecek. Şimdi belki değiştirebilir miyiz acaba diye görsellerden baktım ama yok hep bir şekilde geçmişte yaşamış olduğunuz bir mutluluk bir para kaybı sevgilinizin ayrılması durumlarına takılmış. Bu konularla alakalı ne olur da olsa da şunlar gelse, şu olsa, şu yeniden birleşsek gibi gibi düşünceleriniz var. Bu konuları zaman zaman çok aktif bir şekilde düşünüyorsunuz. Yani hayatınıza katıyorsunuz. Tamam geleceğe bakıyorum, bugün yaşıyorum ama bu geçmişteki bir ben bıraktım, o ne zaman bana gelecek ya da bir para bıraktım, o ne zaman bana gelecek gibi düşüncelisiniz. Hemen arkanızda bir tane küçük anahtar var. Yani aslında bu ay son itibariyle Biraz daha içinize sinecek bir konu sizi bu durumdan biraz uzaklaştıracak. Burada e, gene sıkıntılara bağlı havada duran bir mala bakıyorsunuz. Bu mal e, ya bir araba ya bir ev direkt yani bu. Şimdi sanki bu eğer aşk düşünüyorsanız bu geçmişe doğru bunlardan biraz daha e, mala yöneleceksiniz. ...parasal konulara yöneleceksiniz. Eğer geçmişten beklenti içinde olduğunuz bir paraysa... ...bu konuda e, elinizde olanlar neler, mallar neler... ...ve bunları nasıl türetebilirim düşüncesinde olacaksınız. Şimdi e, gökyüzünden de beklenti içinde çıkıyorsunuz. Yani bunlar biraz hayal gibi de görünüyor ama... Ee, sıkıntıyı tolere etmek adına başka işler başka konularla ilgilenmeye çalışacaksınız Elinizde küçük bir anahtar var Yani hani e, bir kurşununuz var tek bir kurşun kalmış Bunu nasıl kullanabilirim düşüncesi olacak özellikle Kasım ayının başında Burada arkanızda bir kişi görüyorum Bu kişi sanki elinin içerisinde size bir şey veriyor ee, Kafanızda bir konu ee, Düşüncelerinizde bir destek aslında burada ve bu kişi Boğa, Oğlak ya da Başak burcu toprak burcu birisi. E, sizin kafanızdaki bu değişkenliği, hani dönen dolaşan düşünceleri sabit yapmaya çalışacak. Sabitlik kazandırmaya çalışacak. Yani kararlarınızda aslında size destek olacak bir kişi. Kasım ayında arkanızda gelmiş, sanki size şöyle dokunuyor. Bir bakar mısın bu tarafa doğru da diyor ve elinin içinde de bir şey veriyor. Bu verdiği şey aslında sizin ee, biraz daha aydınlanmanıza sebep olacak şöyle kafanızı çevirmeye başlıyorsunuz geleceğe doğru aslında bu Kasım ayında yaşayacağınız bir umutta bir şey olacak ve siz geçmişe takılı kalmış olduğunuz niyet ettiğiniz konularda biraz daha geleceğe bakmaya başlayacaksınız. Bu geleceğe bakış esnası biraz sıkıntılı sanki burada çünkü böyle ayaklarınız dizlerinizi kendinize doğru çekmiş hani ben adım atmak istemiyorum aslında der gibi bir düşünce Kasım ayı boyunca sizi rahatsız edebilir. Burada e, bu kişiyle alakalı seçenekleri söylüyorum. Yani Kasım ayında bazı konularda bir aydınlanmanız oldu. Evet artık geleceğe bakmaya başladınız ama cesaretsizsiniz ama korkuyorsunuz ama işte adım atmak e, mücadeleye girmekten korkuyorsunuz olarak çıkıyor. Şimdi bu mücadele konularıyla alakalı e, bir kere eğer aşk konularında geçmişten bir beklenti içindeyseniz önünüzde yeni bir aşk var. Eğer parasal konularda beklenti içindeyseniz elinizde tuttuğunuz bir taş var. Yani bu taş kalıplaşmış olan bir konuyu çözmeniz gerekiyor. Artık bununla ilgili mücadele etmeniz lazım anlamına geliyor. Ve e, bir de <laughs> ilişkilerde bir beklenti içindeyseniz bu ilişkiyle alakalı güzel bir adım atılacak demek. Ve bu adım aslında çok fazla da böyle dizlerinizi kendinize çekip düşüneceğiniz bir süreci göstermiyor. Burada bir adım atacaksınız. Bir boşluk hali var. Bu boşluk hali aslında adım atıp süreçleri beklediğiniz zaman olarak görünüyor. Bekleyeceksiniz. Aralık başında başınızda iki kişi sizin yaptıklarınızı sanki denetliyorlar. Bu başınızdaki iki kişi bu konuları konuştuğunuz arkadaşınız, aile bileğiniz ya da patronlarınız olabilir. Ama siz artık biraz daha hareketlenmiş, biraz daha gelecekle ilgili odaklı, daha böyle bir motive bir şekilde bugün için olan geçmişten getirdiğiniz sıkıntıları da bir ilerleme kaydedeceksiniz. Şimdi bugünkü falımızda aslında bireysel olarak bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi genel anlamıyla hani biraz daha üst oktavdan anlatacak olursam eğer. Hane içerisinde bir malla alakalı bir konu var. Bir araba satılması gerekiyor. Bir ev satılması gerekiyor. Ama çok havada kalmış. Bir süredir beklenti içinde oldunuz. Artık olur mu olmaz, de olmaz mı dediğiniz bir süreç. Hanenizde sadece bir kişi bunun satılmasına müthiş sabit fikirle yaklaşıyor. Olmazsa olmazı olmuş artık. Ama elinden de çıkartamıyor. Kavramış. Olur mu? Olursa nasıl olur? İşte atıyorum 5 liraya satacağınızı 10 liraya satmaya çalışıyor gibi düşünün. Elinizde olan bir şeyden aile içerisindeki bireyler vazgeçerken bir kişi vazgeçmiyor. Böyle bir süreç yaşıyorsanız eğer burada kısır bir döngü içinde görünüyorsunuz. Bu Ekim ayını böyle atlatırsınız. Kasım'da bir şeyleri değiştirmeye çalışırsınız ama gene değişmez. Bu kişinin sabitliği, bunu hep kolladığı, hep tuttuğu anlamına geliyor. Ederinden daha düşeye verme şansı hiç yok. Mümkün değil vermem diyen bir kişi. Ama bu sıkıntılara aşacak olan bir malınız, bir satışınız varsa Kasım, Aralık, ocağı kadar bu konularla alakalı mücadele edersiniz arkadaşlar. Gelelim gene farklı olarak yorumlayacağım, başka bir dilek olarak değerlendirecek olursam. Hane içerisinde gene bir kişi Kararsız kaldığı bir konuda çok da destek almıyor. Bu kişide E ya da F harfi var. Şimdi bu e, aile içerisinde bir huzursuzluk da yaratıyor olabilir. Kontrolünü kaybetmiş, kararsız, e, bir çocuk aslında görsellerinde. Yani evladınız, kardeşiniz tabii diyebiliriz gene. E, ve siz eşiniz bunu biraz uzaktan izliyorsunuz. Hani kendi kararlarını kendi vermesi gerekir diyorsunuz ama çok tedirginsiniz. Gözünüz başka bir şey görmüyor aslında. Gözünüzü bu çocuğa dikmişsiniz. Bu çocuk ne yapacak, ne edecek, bu parçaları nasıl tamamlayacak, nasıl toparlayacak, nasıl yoluna devam edecek der gibi kaygılı görünüyorsunuz. Bu kaygılarınızla alakalı iki ay kadar e, bir süreci atlatırsınız. Sonrasında vermiş olduğu kararlarda adım atmakta zorlanan bir çocuk olarak görünüyor. Biraz içine kapanıklık ama yani bugün yaşamış olduğu sıkıntıları azaldı ama adım atmakta zorlandığı süreçler olacak evladınızla alakalı. Burada önünde bazı kapılar açılacak. Sanki böyle önüne bir e, perde gelmiş. O perdenin arkasını göremediği için adım atamıyor. Biraz zannedersem hani e, kontrolcü ya da işte atılacak olan adımlarda daha... Ee, sahiplenici, daha net olmasını isteyen kaybetmeyi sevmeyen bir karakterde çıkıyor ama bu adımları atacak ve bu adımları attığında ee, elinde olan bugün için dertlendiği konular beklenti içinde olduğu konuların küçüldüğünü görecek yani mücadele ederek bugün yaşanmış olan sıkıntıları bu kişi ailenin de desteğiyle çünkü aile zaten bekliyor aportta yani diyor ki bize he de biz de sana yardımcı olalım el burada duruyor çünkü onların da desteğiyle bu konuyu yavaş yavaş çözüp sonuçlarını almaya başlayacak ama gene ocak arkadaşlar ocaktan önce bugünkü falımızda çıkış yok aslında burada hep bir mücadele 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 sonrasında da elimizde olanları değerlendirdiğimiz aslında bu bugüne göre daha da rahatladığımız bir süreç görünüyor. Ama burada gene bir şey belirtmem lazım. Ayaklar yere çok sağlam basmıyor. Gene de yapmış olduğu şey de kendini çok sağlam da hissetmeyen bir kişi olarak duruyor. İkili ilişkiler konusunda da bir şeyler söyleyebiliyor muyum? Bakayım birlikteliğinizle alakalı. Bir şey söyleyebilirim aslında. Şimdi burada karşınızda bir kişi var. Küçülmüş Geçtiğimiz zaman zarfı içerisinde size ihanet etmiş ya da e, ilişkinizde yanlış tavırlar, yanlış hareketlerle aslında e, ilişkiyi bitirmeye çalışmış. Biraz e, sizi zorlamış, mücadele etmek istememiş gibi bir görsel var. Eğer ilişkinizde böyle bir karakterle evliysiniz ya da birlikteyseniz bu kişiyi arkasından çeken sorunlar ya da kişiler var. Yani hep bir adım atmak istiyor. Yani bu durumda sizi seviyor ama arkasından çeken sorunları, arkasından çeken bir kişi, ailevi sorunları var. Bununla alakalı karşınızdaki kişiye bugünlerde özellikle bir fırsat vereceksiniz. Diyeceksiniz ki artık bu yapılması gerekiyor. Gözümde küçülüyorsun, bunları çözmen lazım diyeceksiniz. Siz de ikilemdesiniz aslında bunları söylerken çünkü seviyorsunuz ama eh! dediğiniz bir sürece gelmişsiniz. Yeter artık bunu çözmemiz lazım diyeceksiniz. İlişkinizde destek aldığınız bir kişi var. Bu destek aldığınız kişi aslında size doğru destekler sunuyor. Siz biraz daha böyle fevri davranmak istiyorsunuz ama sanki sizi tutuyor. Bundan sonraki süreçte karşınızdaki kişi özellikle Kasım sonu itibariyle elinde ben bak bunları bunları bizim için yaptım diyerek geldiği bir süreç görünüyor. Siz burada biraz utanmış duruyorsunuz. Yani yapacağını çok beklemiyorsunuz aslında. Karşınıza geçmiş birçok konuyla savaşıyorum. Bak ben bunları başardım. Elimde bunlar var. Ben seni seviyorum. Hadi birlikte devam edelim diyecek. Ben bugün yaşamış olduğunuz kaos, gözünüzde küçülttüğünüz ilişkideki kişinin ilerleyen süreçte mücadele ederek sizi hak edeceğini düşünüyorum. Ve siz zaten bekliyorsunuz sabırla yalnız. Bu de burada böyle bir durum var. Hani giderim giderim diyorsunuz ama onlar biraz korkutma gibi duruyor. Eee... Parasal konularda, şimdi şuradan geri gidelim mi? Parasal konularda hmm, beklenti içinde olan çok insan var çevrenizde sizden. Herkes gözü size dikmiş, sizden bir şeyler bekliyor. Bir kolunuz yok. Yani aslında ee, biraz tükenmişlik var. Mücadele etmek istiyorsunuz ama kolum yok diyorsunuz. Yani kolum yok ne demek? Mücadele ettiğiniz konu parasal ve kariyer konularıysa eğer, bu konuda yetersizim, yetersizliğim bir sorunum var. Ben geçmişte bir şeyler kaybettim diyorsunuz. Yani kolunuzu kaybetmişsiniz. Burada gene istikrarlı bir şekilde yolunuza devam etmek istiyorsunuz. Ama bu size gözü dikmiş olan kişiler ya alacaklı olan birileri ya da e, iş yerinde sizden büyük işler bekleyen patron ya da şef görselleri e, sizi çekeliyor aslında. Hani bıraksalar potansiyelinizi çok güzel göstereceksiniz ama önünüzde engel olarak duruyorlar bu konular bu ay ciddi çekişme mücadeleyle geçecek. Hatta bazen şey diyeceksiniz çok düşünüyorum yeter artık düşünmek istemiyorum. Bazı zamanlarda önünüzü açmak ve adım atmak için mücadeleyi arttıracaksınız. Özellikle Ekim ayı için arkadaşlar bunu söyleyebiliyorum. Ekim ayından sonra çünkü bir ateş kafanızda bir karar verme durumunuz olacak. Yani aslında sizden beklenen çok fazla sizi aşıyor biraz bu iş yeri ya da işinizle alakalı bir değişime gitme isteğiniz olabilir. İçinizde yanan bir ateş kafanızda yanıyor. Yani düşünceleriniz alev alev bir şeyleri yakıp yıkıp mücadele etmek isteyeceksiniz. Burada da başka bir iş düşünmeliyim görselleri var. Peki başka bir iş olur mu? Şimdi şöyle eğer çevrenizden birilerinden destek alarak işte arkadaşınızın bir iş yeri var ondan destek alayım ya da arkadaşım şu iş yerinde çalışıyor Acaba o iş yerine girebilir miyim gibi düşünceler varsa kasım ortası gibi bu konularla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani beklenti içinde olursunuz ama beklentileriniz çok karşılık bulmayabilir. Burada e, yüzleşme var çünkü kafanızın içindekilerle yüzleştiğinizde bugün için bunların olumlu sonuçlanamayacağını görebilirsiniz. Farklı bir şey bulmanız lazım sizin bu farklı şey ne? bir kere aslında burada bir de şey görseli var. elinize sanki bir basketbol topu almışsınız. Fırlatıyorsunuz ama ileriye. Yani bugün için değil de Kasım ayında siz ileriye dönük bir iş yatırımı ya da işinizle alakalı bir başvuru yapacaksınız. Bunun arkasında gene bir başlangıç var. Buradan ne de dedim ya arkadaş çevresi şu bu değil. Hayır başka bir yerden sizin İleriye dönük hani böyle şansa bir top atıyorsunuz. Ama o top tutuyor. A ve S harfi var bu topun yanında. Bu çalışmayı düşündüğünüz iş yeri bile olabilir. İş yerinin ismi bile olabilir. Hani bu böyle daha çok e, internetten başvuru yapmanız gereken bir durum gibi gösteriyor. Hani böyle havaya atıyorsunuz. Birilerine bağlı bir konu değil. Ya da işte o arkadaşımdan, bu dostumdan, bu akrabadan değil. Başka bir şey. Burada bu arada... Çevrenizde anne baba işte eş bu, bu konuda sizi kısıtlıyor. Ne gerek var diyor niye risk alıyorsun diyor tanıdıklar var diyor sanki. Ama çok güzel bir yol açacaksınız burada siz burada baya baya da inat edeceksiniz. Yani sözünüzü burada işinizde sıkıntılar baskılar mücadele edemiyorum dediğiniz süreçleri atlatıp çok farklı bir. Ee, gelecekle alakalı bağlantı yapacaksınız. Bu bağlantınızda çevreniz size destek olmayacak. Destekleri kenara almış, kendiniz gökyüzüne bakarak bir top atıyorsunuz ve bu topun dönüşünde bir anahtar var. Anahtar yeni başlangıçlardır. Mal konusu hemen parantez için Mal konusunda çok farkı çıkar çünkü anahtar yeni bir başlangıçtır ve sizin ee, güzel bir başlangıç yapacağınız anlamına geliyor. Bu da Kasım sonu Aralık başı aslında çok da uzun bir zaman yok. Bu konularla alakalı A ve S görselleri var bir de bu yapacağınız işle alakalı. Güzel bir başlangıç yapacaksınız. Şimdi bir de buradan şeyi de değerlendirelim. Ben diyorum ya bak saatlerce bu falı bakabilirim ama hani sizi de sıkmayayım diye kapatıyorum. İşlerinizde e, bugün için geçmişten alacaklarınız var. Bunlarla alakalı oturup konuşacaksınız. Ayın sonlarına doğru. Burada bir alacağınız elinizde görünüyor. Burada da gene A ve S harfi var. Bir alacağınız elinizde görünüyor. Hızlı olmamak kaydıyla işinize devam edeceksiniz. Ama bulunduğunuz iş yerinde Ekim, Kasım, Kasım sonu işveren ya da şeflerle ciddi bir mücadele hali var. Almak istediğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz konularda kavga var arkadaşlar. Yaklaşık bir ay boyunca hiç durmadan bu insanlarla kavga edeceksiniz. isteklerinizin olması adına. Yanınızda size destek veren insanlar, destek verdiğini zannedip de kenarda oturup sizi izleyen insanlar da var. Bunun sonuçları bana ne olur? Bunun sonuçlarında sizin beyninizde şimşekler çakıyor. Diyorsunuz ki ya her ruh, ya mer ruh. Bana kalırsa bugün beni dinleyenler Aralık ayında bulundukları iş yerinde kariyer ya da parasal konularda istediklerini alamadıkları için Başka işler arayacaklar. Başka mücadele alanları yaratmaya çalışacaklar. Bu bizim için hayırlı mı? Evet, hayırlı. Çünkü takılıp kalmış bir kolunuzu kaybetmiş, mücadeleye Yarım olarak devam etmeye çalıştığınız, yani istekliliklerinizi tam olarak alamadığınız bir iş yerinde memnun değilsiniz. Bu memnuniyetsizliğinizden dolayı da aslında ilerleyen süreçte bu iş yerinden ayrılıp kendinizde yeni alanlara atacaksınız. Burada göksel bir yardım var. İkili ikilemde kalacaksınız ama ki aileden de destek alamıyorsunuz. Bu süreç sizi kesinlikle bakın aydınlığa çıkartacak. Buradan devam edelim arkadaşlar. Bakalım burada neler var? Evet iş iş iş. Burada direkt iş. Bakın şurada bir tane şey var. Bir kalem bulayım kendime. Burada direkt bir tane balta var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi zaten baktığınız zaman 3-4 ay içerisinde işinizi baltalayacaksınız ya bitireceksiniz ya bir şeylerin önünü keseceksiniz. Bir şeyleri değiştireceksiniz yani. Orada bir şeyleri kesip eskiyi kesip yeni bir şey yapacaksınız. Burada iç dünyanızda çok sıkıldığınız görünüyor. Yani işinizle alakalı İçinizde devamlı bir şeyleri kuruyorsunuz, kurcalıyorsunuz ama size pek bir faydası yok, daha çok içinizi daraltıyor. Şurada bir damlamız var. Eğitim hayatından biraz bahsedelim mi? Mesela okuyanlar için söyleyeyim. Okuyanlar için önümüzdeki ay, e, ay sonu, bir sıkıntı var. Bugünden farkındasınız böyle bir çizgi mi çekmem lazım oraya? Orayı nasıl çözeceğim dediğiniz bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Ama yalnız yumurta kapıcısınız. Hani o güne kadar da bekleyeceksiniz bu sıkıntıyı çözmek için. O gün geldiğinde de çok hızlı bir çöz çözüşünüz var. Çok hızlıca bir çözüş yapacaksınız konuşamadım. Böyle bir anda motive olup eğitim hayatınızla alakalı özellikle Ekim, Kasım sonu ee, çok ciddi bir mücadeleniz olacak yalnız. iç dünyanız kararıyor. Ama o güne kadar niye bekliyorsunuz onu anlayamadım. Bekleyeceksiniz ama her türlü falımızda bekleme var. Bekledikten sonra o gün mücadeleye girip çıkacaksınız. Yeterli mi? Yetersiz. Kestirip atmanız gereken konular var. Attırmıyorsunuz. Ee, i̇şte verdiğiniz mücadeleler hanede size iğneleme olarak geri dönüyor. İşinizle alakalı hane içerisinde bir durumu beğenmeyenler var. Devamlı bu konuyla ilgili sizi iğneliyorlar. Bir evrak beklentiniz var işinizle alakalı isminizin içerisinde A harfi varsa ee, Kasım başı bu beklentiniz gerçekleştirecek ama hayrınız ama onu bir düşünün bence. Çünkü kafanızın üstünde bir çizgi var. Bu gelir. Gelir de sizin ne kadar hayrınız olur onu düşüneceksiniz. Yeterli gelmeyebilir yani o anlamda söylüyorum. Evet sevgili dostlar. Elimden geldiğince ne dilekler tutulmuştur, nasıl sonuçları olur olarak falımızı yorumlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz ve yorum yaptığınız için her birinize teker teker teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.